Merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde Ezel'in bir Twitter Space yayınında söyledikleri çok konuşuldu. Hatta Twitter sayfalarında bölücü rapçi Ezel olarak adlandırıldı. Peki gerçekten neler oldu? Ezel neler söyledi? Şimdi o Twitter Space yayınından bir dakikalık falan bir kısmı buraya bırakacağım. Öncelikle şunu demek istiyorum. Twitter Space yayınının tamamı yok arkadaşlar. İnternette bayağı bir baktım dinleyeyim ondan sonra yorum yapayım diye. Çünkü biliyorsunuz cımbızlama falan yapabiliyorlar. Ama elimde böyle bir ses kaydı var ve cümle o kadar da cımbızlanacak bir cümle değil. Zaten Ezel'in sonrasında daha barışçıl bir şekilde konuştuğunu görüyoruz ama mesele tam olarak o da değil. Oralara geleceğim. Dilerseniz önce ses kaydını dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Zaten Rumlar gitmiş. Zaten Ermeniler gitmiş. ben bir de ben bir de ya Kürtler giderse vallahi benim kalbim artık dayanamaz. Anladın mı? Bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur. Ee, anladın mı? Ben artık ona da dayanamam ve bu bir şekilde bu meselenin çözüleceğine de inanıyorum. Çünkü ben de zamanında bir faşistim. Ben de kü otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşurken gıcık oluyordum. Neden? Çünkü bana böyle öğretildi ama şimdi bakıyorum diyorum ki ya Sercan neden böyle sana bunu niye yapmışlar bu insanlara bu zulmü neden yapmışlar evet duyduğunuz üzere ezel bir noktada Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur şeklinde bir ifade kullanıyor şimdi ezel şu anda Almanya'da arkadaşlar kesinleşen bir cezası var ve Türkiye'ye dönmesi kendisi için büyük bir problem ve uzun bir süredir de bu Kürdistan PKK YPG gibi muhabbetlerden dolayı ezelin başı ağrıyordu ağrımıştı Ahmet Spor'un bir hediyesi olmuştu galiba ona onu hikayesine paylaşmıştı ancak paylaştığı renkler çok eleştirilmişti Kürdistan bayrağının renkleri olduğu için falan diye. Sonrasında Katar diye okuyacağım ben. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. Bir rapçiyle fotoğrafını paylaşmıştı. Fakat bu rapçinin de işte terör örgütlerine yakınlığıyla alakalı bir takım söylemler vardı. Zaten Mesut Özil de aynı adamla fotoğraf çekildiği için inanılmaz eleştirilere maruz kalmıştı. Sonrasında Ezel Instagram üzerinden bir açıklama yapmıştı sırf bu fotoğraf hakkında. Çünkü birçok insan işte Katar denilen o rapçiyi terörist olarak görüyordu. Ki yani fotoğraflara ve bir takım açıklamalarına baktığımız zaman hiçbir bağlantısı yok demek zor. Ezel ve Özil'in de işte bu insanlarla fotoğraf çekilmesi, yan yana gelmesi insanlarda o zaman sen de teröristin şeklinde bir algıya dönüşmüştü. Ezel çok sert konuştu bu konu hakkında. Ben Türkiye'yi sizin denemediğiniz bir şekilde her şeyiyle kucaklıyorum diye bir mesaj yazmıştı. Şimdi bu son açıklamalarına gelirsek aslında bu tarz takılan çok fazla ünlü var, çok fazla kişi var. Bölge olarak değil orada bir ülke olarak Kürdistan demekten işte PKK'ya terör örgütü diyememekten geri durmayan ve aynı zamanda da işte biz burada barış istiyoruz. Herkes silahını bıraksın işte kardeşçe yaşayalım diyenler. Bunların çelişkilerine geleceğim ama öncelikle Ezel'in Space yanında söylediği şeyin üzerinde durmak istiyorum. Kürdistan'ın başkenti İstanbul Ankara'dır şeklinde. Şimdi bu cümleyi birkaç taraflı düşünmek mümkün. Öncelikle bağdaştırıcı bir unsur olarak düşündüğümüzde ki bu hayli zor. İşte Kürdistan bölgesi hakkında konuşup daha sonrasında işte Kürtlerin de başkenti İstanbul Ankara'dır şeklinde bir ara bağlayabiliriz ama dediğim gibi gördüğünüz üzere çok fazla uğraştım <laughs> bağlayabilmek için. Öte yandan bir ülke bazında söylediğimiz zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımamak oluyor zaten. Bu bambaşka bir mesele. Şimdi benim bu gibi açıklamalarda ve insanlarda genel olarak anlamadığım nokta sürekli kardeşlik naralarında bulunup hadi barışalım PKK silah bıraksın doğuda da batıda da insanlar ırkçılık olmadan düzgün bir şekilde yaşasın ama aynı zamanda işte Kürdistan'ın başkenti İstanbul'dur Ankara'dır. Aynı zamanda PKK terör örgütü müdür? Hm, birazcık düşüneyim. Ama aynı zamanda işte PKK ile yakınlığı olan bir rapçiyle fotoğraf çekileyim. Şimdi burada belli başlı çelişkiler var. Öncelikle şunu kafanızda oturtmanız lazım. PKK bölücü bir terör örgütü müdür değil midir? Şimdi eğer size de soru bu soruyu kafanızda 3 kelimeden daha uzun bir cümle kurduysanız Geçmiş olsun kardeşim PKK senin için bir terör örgütü falan değil Ya da diyemiyorsun Normalde bir insana sorduğunuz zaman PKK bir terör örgütü müdür diye Cevap çok nettir arkadaşlar Evet kardeşim bir terör örgütüdür Açıklamaya mahal olmadan Bu şu demek değil Doğuda yıllarca kardeş kardeşi vurdu İnsanlar savaştı Neden savaştılar ya Güneş'i gördüm filmini izleyenler belki aranızda vardır Oradaki hikaye beni çok etkilemişti mesela Gerçekten de bir kardeşin kardeşi vurması anlatılıyordu Bir tanesi işte asker oluyordu TSK'ya katılıyordu. Diğeri işte dağa çıkıyordu. Aynı aileden geliyorlar, aynı anne babayı paylaşıyorlar ve Türkiye'de gerçekten de bunlar yaşandı. Ne kadar üzücü bir durum. Yıllarca yaşadığımız şey. Fakat bu noktada bir duruşumuz olması lazım arkadaşlar. Biz Türkiye'nin bütünlüğünün yanında mı olacağız yoksa orada bölücü bir hareket gerçekleştiren, sivilleri vuran ve yeni bir devlet kurmak isteyen bir terör örgütünün yanında mı duracağız? Ya da terör örgütü olarak tanıyacak mıyız artık? O size kalmış bir şey. İşte bu noktada hem ayranın dökülmesin, hem şu olmasın falan diye değil yani burada bir karar vermen gerekiyor. Ve bu gibi söylemler maalesef ezelin space yanında söylediği şeyden bahsediyorum. Sen her ne kadar içinden gelerek böyle birleştirici bir unsurmuş gibi söylesen de insanlar tarafından böyle algılanmıyor çünkü çok hassaslar ve Allah aşkına bu insanların suçu da değil bu şekilde algılanması çok normal. Bir terör örgütü var diyor ki biz Türkiye'nin doğusunda bir ülke kuracağız, Türkiye'yi ayıracağız. Buna da Kürdistan diyorlar. Sonrasında sen çıkıp diyorsun ki Kürdistan'ın başkenti İstanbul Ankara'dır. E bu yanlış anlaşılır. Sen öyle demek istemesen de anlaşılır. Çünkü insanların hassasiyetleri var. Bakın arkadaşlar farkındayım. Doğu'da Kürt insan yıllar boyunca yaşadıkları hoş şeyler değildi. Sırf bu yüzden daha da gruplaşmalar oldu. Sırf bu yüzden insanlar birbirinden daha fazla nefret ettiler. 80 darbesinde hiç olmaması gereken şeyler oldu. Ve bu faşist kafa Türkiye'nin yarısından fazlasını etkiledi. İnsanlar kendi dillerini konuşamaz oldu. Çocuklar okullarda dışlandı. Sonrasında bunların hepsi daha da radikal bir şekilde örgütler olarak bize geri döndü. Ama yalvarıyorum bunu ezere de söylüyorum. Diğer işte bunu destekleyen rapçilere de insanlara da söylüyorum. Bugün barış istiyorsak bugün tekrardan kardeş kardeşi kırmızı Kürtler orada rahatça yaşayabilsin istiyorsak o zaman bir örgütle işimiz olamaz. Silahım müzikken olamam terörist demişti Ezel. Umarım hep de böyle devam eder. Diyeceklerim bu kadar.